Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. YouTube'dan nasıl para kazandım, YouTube'a nasıl başladım ve ne kadar para kazanıyorum gibi bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi elimde iki tane zarfım var. Bu zarf nasıl geldi, bu süreci nasıl atlattım? İlk önce size YouTube'a nasıl başladığımla başlayayım. Bundan 2 yıl önce arkadaşlar, oğlum İstanbul'da restoran açmak istedi. Benim de memlekette mağazam vardı. Oğlumdan ayrı kalmayayım diye ben de mağazamı kapattım. Ben de İstanbul'a taşındım. Oğlumla birlikte benim maksadım burada mağazamı burada açmaktı. Oğlum da anne uğraşma artık dedi bu işlerle. Onu internetten filan satarsın elindeki malları dedi. Sen evde otur dedi. Ben de evde canım sıkılacağını söyledim. Çünkü çalışma hayatı güzel oluyor. Herkes gibi ben de seviyorum dışarıda olmayı, gezmeyi filan. Oğlum dedi ki anne sen gezmeyi seviyorsun, gezdiğin yerleri at. Ondan sonra bugün şunu yaptım, bunu attım, yapayım diye at dedi. Ben de yemek yapmayı seviyorum dedim. Günlük ne yapıyorsam onu atayım diye düşündüm. Akşam yemeğine yaptıklarımı attım. Mesela yemek yarışmalarına katılmıştım. Birkaç defa ödüller aldım, madalyalar aldım. Bunu da herkes bildiği için yani çevrem de destekledi yemek yapma konusunu. Ama bazı sıkıntılarım oldu, rahatsızlıklarım oldu. Bayağı aralar da vermek zorunda kaldım yemek videolarında. Biraz ara verdim, sonra tekrardan devam ettim. Bu süreçte tabii ki abonem olmadı. O kadar şanslı değilim. Hani bir yıl gibi bir süreç oluştu. Bir yıl gibi süreçte 1000 aboneye ancak ulaştım. Yani herkes gibi bir ayda, iki ayda benim 10 binlerce abonem olmadı. Nedendir bilmiyorum. Ya yaptıklarım mı tutmadı dedim. Öyle düşündüm. Bir gün bir makine dikkatimi çekti. A101'de satılan onu alayım, çekeyim dedim. O videoyla bayağı bir izlenme oldu. 4000 saate ulaştım. YouTube'da para kazanmak için 1000 abone ve 4000 saat olması gerekiyor arkadaşlar. Ben 4000 saate o videomla ulaştım. 1000 tane de abonem oldu. 1000 abonem oldu. Oğlum ilgilendiği için YouTube işleriyle ben pek hani nereden girdim, nereden ettim onları bilemiyorum. Tabii ki benim teknolojiyle pek aram yoktur. 4 ay önce para kazanmam açıldı arkadaşlar. Zarfım gelmesi gerekiyordu. YouTube'un bana zarf göndermesi gerekiyordu. Bekledik biz. 2 ay geçti. Zarfımız gelmedi. Tekrardan başvuru yaptık. Zarf isteyebiliyorsunuz tekrardan. Gene gelmedi zarfımız. Sonra tekrardan başvuru yaptık. Artık biz vazgeçmiştik. Sanırım dedik gelmeyecek. O zaman YouTube evrak istiyormuş. Biz evrak gönderecektik. Bir gün siteden çıkarken bir baktım güvenlikte bu iki zarfı gördüm. Bana gelmiş, iki tane gelmiş hem de. Sanırım postaya takıldı, biri ıslanmış etmiş. İkisini böyle kıvırmışlar. Bir lastik takmışlar, güvenliğe asmışlar. Sanırım postada bir sıkıntı oldu. İkisi birden gelince çok sevindim. Hemen içindeki şifreyi girdik YouTube'a. Ondan sonra para kazanma param yattı. Ne kadar param yattı? Benim tabii ki videolarım izlenmedi. Yani bayağı uzun bir süreç oldu. Abonem olmadı. 600 lira kadar bir param yattı benim. 4 ay içinde. Yani bu sizin elinizde attığınız videoya bağlı. Videonuzun ne kadar izlendiğine bağlı para kazanmanız. Benimkiler o kadar çok tutmadığı için benimki az oldu. Az param yattı. Yani ister gönül ister ki tabii ki 20 bin abone, 30 bin abone birden olsun. Ama ben 1000 aboneye ancak ulaştım arkadaşlar. O da çevremden kaynaklanıyor. Yaptığım yemeklerden kaynaklanıyor. Ben çünkü fazla uğraş vermedim. Akşama ne yiyeceksek onu attım. Mesela o gün bir pasta yapmak istedim, onu attım. Ama bundan sonra gümbür gümbür geliyorum. Güzel pastalar yapıp, güzel pastalar atacağım, güzel yemekler atacağım, özel yapacağım artık. Şimdi daha çok özen göstermek istiyorum arkadaşlar.
YouTube güzel bir şey. Yani günlük olayları da atmak istiyorum aslında ama yemek kanalı olur mu bilmiyorum. Hani gezdiğim yerlerde günlük değil de gezdiğim yerlere atmak istiyorum daha çok. Bakalım işte kendi adıma mutfak değil de kendi adıma gibi bir Melahat Eylatan olarak bir kanalım adını değiştirirsek sanırım bunları da atabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz de bana videolar önerebilirsiniz. Hani şu videoyu çekersen daha güzel olur, şu yemeği yaparsan daha güzel olur. Önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani desteklerinizi bekliyorum daha doğrusu. İnşallah benim de güzel abonelerim çoğalır, güzel izlenir videolarım. Yani ben de istiyorum tabii ki onları. İnşallah bundan sonra tutar diye düşünüyorum. Tabii ki bu süreçler farklı bir süreç. Bu süreç beni çok yordu. Bu zarf bekleme falan bayağı bir hevesimi kaçırmıştı. 4 ayda geldi. Düşünsenize bir zarf arkadaşlar. Herkesin hafta bir ay sonrasında geliyor. Benim gelmedi. İşte öyle. Şimdi gel bakalım. İşte dolu dolu girmeye çalışacağız YouTube'a. Arkadaşlar önerilerinizi bekliyorum. Ne yapabilirim, ne edebilirim. Her şeyi paylaşırsanız benimle yorumlar yaparsanız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güzel videolarda görüşürüz. İnşallah. Hoşçakalın.